Salih Tuna, AK Parti ve MHP'nin ilginç dönemeci andımız. Bir takım hikaye cümleleri esası gözden kaçırmamıza neden olmasın. 28 Şubat'ın finali 15 Temmuz'dur. Kim ne derse desin, kıymet hükmümüz budur. FETÖ elebaşı Fethullah İslam'ın gülen yüzü olarak 28 Şubat'ta kamuoyuna pazarlandı. Gladio tarafından hizmete alınması çok daha eskilere dayanır, bahsi diğer. Hakkın ve halkın dini o süreçte irtica diye aşağılanırken, Fethullah'ın Amerikancı İslam'ı matine suare parlatıldı. O dinler arası diyalog hokkabazlıkları, o çok dinli iftarlar boşuna değildi. Hülasa Fethullah'ı İslam'ın gülen yüzü olarak göstermeye çalışırken 28 Şubatçı medya Erbakan'ı kanlı yüzü olarak sunmuştu. Erbakan'ın kanlı mı olacak kansız mı sözünü nasıl çarpıtıp nasıl meze ettiklerini unutmuş olamazsınız. Mahut kampanya sürecinde merhum Erbakan sırf Gaddafi ile görüştü diye linç edilirken hiçbir Kemalist veya ulusalcının tepki göstermemesi son derece manidardır. Abdurrahman Yalçınkaya başörtüsüne özgürlüğü savunduğu için laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği iddiasıyla AK Parti'ye 2008'de kapatma davası açtığında CHP başta olmak üzere tüm ulusalcılar çok sevinmişti. Çok geçmedi 25 Mart 2009'da Ergenekon hakkındaki ilk iddianame kabul edildi. Bu sefer de muhafazakarlar çok sevindi. Oysa mahir kaynağın yılan meseli her iki kesim içinde son derece uyarıcıydı. Merhum şöyle demişti: "Bir gün bahçenizde yılanın başının ezildiğini görürseniz teşekkür etmekle yetinmeyin. Bunu kim öldürdü diye sorun. Bugün yılanın başına ezen yarın sizin başınızı da ezer." Şayet 28 Şubat süreci yaşanmasaydı, yani mana iklimimiz aşağılanmasa, İstiklal Marşımızdan ezanlara kadar genel düzeyinde dil uzatılmasaydı, bu millet Peygamber Ocağı kabul ettiği TSK'nın başına Orgeneral İlker Başbuğ kelepçe vurulmasına asla müsaade etmezdi. Her sürecin, her kırılma anının, her dönemecin bir takım sonuçları vardır. Mesela 17-25 Aralık 2013 sonuçlarından biri de fakirin siyaset hırsızlığı dediği malum dönemdir. Aynı şekilde 15 Temmuz işgal girişiminin sonuçlarından biri de Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'nin bekasını dert edinen sosyolojinin icbar ettiği ve birçok sınavı başarıyla geçen bir ittifaktır bu. Danıştay'ın söz konusu andımız kararının bu ittifakı zevale uğratmasına müsaade edilmemeli, feraset ve suhuletle bu dönemeç aşılmalıdır. Amerika'nın kara ordumuz dediği PKK'nın Suriye koluna binlerce tığ silah vererek İkinci İsrail'i kurmayı planladığı, sonucu itibariyle de Türkiye'yi parçalamayı kafaya koyduğu bir dönemde neyi tartışacağız? Türkiye parçalandıktan sonra "ne mutlu Türk'üm" diyene desen ne olur, demesen ne olur? Salih Tuna, Sabah.